Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Uzun süredir karşınıza çıkmıyordum. Bugün ise özel bir video için sizlerle birlikteyim. Elektronik benim uzmanlık alanlarımdan biri. Dolayısıyla son dönemde elektriğe yüksek bir zam gelince böyle biraz aydınlatıcı bir video çekmek istedim. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde elektriğe yapılan zam oranları açıklandı. Fakat bir kademeli bir artış söz konusuydu. Denildi ki 150 kW sonrasına %120 civarı böyle uçuk bir zam geldi. Ama dediler ki ya 150 kW harcamazsanız zam o kadar fazla olmayacak denildi. Biz de defterimizi ve kalemimizi aldık. Bakalım bir ev, normal bir ev ne kadar elektrik enerjisi harcıyor? Bunun hesabını beraber yapacağız. Bakalım 150 kW harcamak mümkün mü? Yoksa normal bir ev bile 150 kW'tan daha fazla harcar mı? Bunların hesabını yapacağız. Tabii bunların hesabını yaparken arkadaşlar 150 kW'ı aşmamak için neler yapmanız gerektiğini de sizlere söyleyeceğim ben. Malum biliyorsunuz bazı aletler, bazı cihazlar çok fazla elektrik tüketiyor. Dolayısıyla bunları birkaç saat bile kullandığınızda 150 kW'ı zaten yarılamış oluyorsunuz. Örneğin bir elektrikli ısıtıcı. Biliyorsunuz bu elektrikli ısıtıcıların üzerinde 2500 watt falan yazar. 2500 watt demesi o elektrikli ısıtıcının 1 saatte 2,5 kW elektrik tüketmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla siz bu elektrikli ısıtıcıyı 10 saat çalıştırdığınızda zaten 25 kW'lık bir güç sarfiyatı ortaya çıkmış olacak. 10 saat değil de atıyorum 3 gün çalıştırdığınızda, yani 3 gün benim evime elektrikli ısıtıcı ısıtsın dediğinizde zaten 150 kW'ı doldurmuş olacaksınız. O yüzden şunu baştan peşinden söylememiz gerekiyor ki eğer ben 150 kW'ı geçmek istemiyorum diyorsanız elektrikli ısıtıcılardan her türlü uzak durmanız gerekiyor. Şimdi gelelim hesabımıza arkadaşlar. Her evde biliyorsunuz bazı elektrikli aletler var ve bu elektrikli aletlerin sürekli çalışması gerekiyor. Nedir bu? En başta tabii ki buzdolabı. Buzdolabı dediğimiz zaman aklımıza pek çok marka, model vesaire gelebilir arkadaşlar. Biz o yüzden ortalama bir değer vereceğiz size. Örneğin A+ bir buzdolabıya sahipseniz ve bu buzdolabının derin dondurucu bölmesi aman aman çok büyük değilse, ortalama olarak aylık 35 kW'lık bir elektrik tüketimi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer A enerji seviyesinde bir buzdolabınız varsa o zaman aylık 45 kW'lık bir enerji sarfiyatınız olur. B seviyesi eski bir buzdolabınız varsa arkadaşlar o zaman aylık yaklaşık olarak 55 kW'lık bir elektrik enerjisi hanenizden silinecektir. Şimdi yeni nesil buzdolaplarında zaten A+, A++, hatta A++++ enerji seviyeleri var. Fakat A+'dan sonrası açıkçası böyle çok bir fark getirmiyor. Yani biz mesela A+'a 35 kW dedik aylık olarak, en fazla 30 kW'a kadar düşer ki bazı buzdolaplarının boyutu yükseldiği için arkadaşlar, boyutu geniş olduğu için, derin dondurucu haznesi geniş olduğu için onların elektrik enerjisi sarfiyatları da daha yüksek olacaktır. Bunu sizlere belirtelim. Şimdi biz hadi biraz olumlu davranarak 35 kW'ı yazdık buraya. Dedik ki bizim A+ bir buzdolabımız var. Ortalama bir buzdolabı. 1.80-1.90 boyunda, normal bildiğimiz derin dondurucu, normal soğutma bölümü sahip ve normal modda çalıştırıyoruz. Mevsim normallerinde, yani dondurucu kısmı -16'da, diğer kısımda 6 derecede falan çalışıyor dedik. Bu şekilde 35 kW'lık bir enerjimiz burada silinmiş oluyor. Buzdolabından geçtik arkadaşlar. Ne var başka evlerde? Sürekli çalışan tabii ki televizyonlar var. Televizyonlar eğer tüplü değilse, bakın tüplü televizyonların enerji sarfiyatı gerçekten çok yüksek. Örneğin bir tüplü televizyon 1 saatte yaklaşık olarak 0,5 kW enerji tüketiyordu. Yani siz bir tüplü televizyonu 2 saat izlediğinizde 1 kW'lık enerjiyi silip atıyordu. Fakat günümüzde artık televizyonlar çok fazla geliştiği için, LED ve LCD panellere geçildiği için bunların enerji tüketimi o kadar yüksek değil. Fakat şu var, günde ortalama 6 saat gibi bir televizyon izleme süreniz var ise aylık olarak 10 kW gibi bir enerji sarfiyatından bahsedebiliriz burada. Televizyonun yine düşük bir enerji sarfiyatına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada bizim 10 kW'lık enerji sarfiyatından kastımız 70 inçlik ekrana sahip bir televizyon. Yani biraz büyük bir televizyondan bahsediyoruz. Ki eğer daha küçük bir televizyonunuz varsa bu televizyonda enerji sarfiyatı biraz daha az seviyelere gelecektir. Şimdi televizyonla buzdolabını bir kenara çıkardık. Biliyorsunuz arkadaşlar artık evlerde
genel olarak aydınlatma LED ampuller üzerinden yapılıyor. Yani o eski sarı ampullerden kalmadı. Dolayısıyla bu ampullerin enerji sarfiyatları çok düşük. Bu ampuller için bir şey söylemek yanlış olacaktır. Neden? Çünkü kimi evlerde adam 20 tane ampul döşüyor, 20 tane LED panel döşüyor. Kimisinde büyüklerden alıyor, 3 tane döşüyor. Kimisinde ortaya bir tane avize konduruyor, üstüne 6 tane LED ampul döşüyor. Yani bu çok komplike bir konu. Ama şunu söyleyeyim size, LED ampullerin zaten ne kadar enerji tükettikleri az çok bellidir. Eğer küçük LED ampullerden varsa, asma tavan tarzı bir yapınız varsa, bunlar ya 3 watt'tır ya 5 watt'tır arkadaşlar. Dolayısıyla 10 tane kullanıyorsanız saatte 50 watt gibi bir gider söz konusu olur. İşte 20 tane kullanıyorsanız saatte 100 watt gibi bir gider söz konusu olur. O yüzden biz bunu aylık 10 kW diyeceğiz. Ortalama bir değer olarak kabul edeceğiz. Tabii burada sizin ışık kullanımınıza göre, ışıkları açık bırakma sürenize göre bu değer değişecektir. Ama biz öyle bir ortalama bir değer salladık buraya. Şimdi en önemli bileşenleri aslında aradan çıkarttık. Ney? Buzdolabı, televizyon ve tabii ki ampuller. Şimdi sıra geldi bir diğer önemli bileşene. Tabii ki kombi arkadaşlar. Biliyorsunuz kombi genel itibariyle doğal gazla çalışıyor. Ama kombilerde elektrikli olmazsa olmaz. Eğer kombinizi sadece sıcak su için çalıştırıyorsanız çok fazla korkmanıza gerek yok. Çünkü sıcak su modunda elektrik tüketimi de bir hayli az. Eğer ben kombimi ısınmak için de kullanıyorum diyorsanız, özellikle de 7/24 çalıştırıyorum diyorsanız, o zaman şu kış ayları için ortalama bir değer olarak biz buraya 30 kW'da kombi için girebiliriz arkadaşlar. Buzdolabı, televizyon, aydınlatma ve ısınma, yani kombiyi aradan çıkarttık. 4 kalemimizi yazmış olduk. Şimdi sıra geldi tabii ki çamaşır ve bulaşık makinesine. Tamam, çamaşır ve bulaşık makinesi sürekli kullanılmıyor ama bunları da saatlik bazda hesaplayabiliriz arkadaşlar. Şöyle diyelim, bir çamaşır makinesi 8-9 litre çapında A++++, yani 3 tane artı olan bir çamaşır makinesi saatlik olarak 1 kW'lık enerji tüketiyor. Dolayısıyla burada biz bunu ayda 10 saat çalıştırdığımızı varsayarsak, aylık olarak söylüyorum, ayda 10 saat çalıştırdığımızı varsayarsak çamaşır makinesi içinde 10 kW yazabiliriz buraya. Sıra geldi bulaşık makinesine arkadaşlar. Bulaşık makinesi içinde benzer değerleri kullanabiliriz. Onda da A+ bir bulaşık makinesinin yaklaşık olarak enerji sarfiyatı 1 kW. A+ bir bulaşık makinesini ayda 10 saat çalıştırdığımızı varsayarsak o da 10 kW'lık bir enerji tüketimi yapacaktır. Tabii burada şu çok önemli. Bakın, bazı programlar var hem çamaşır makinesinde hem bulaşık makinesinde. Eğer bu programları siz 3-4 saatlik olarak ayarlarsanız tabii ki aylık çalışma süresi artacaktır. Biz burada bunları 10'ar saat olarak hesapladık. Siz kendi hesabınızı yaparken ayda çamaşır makinesini ya da bulaşık makinesini kaç saat çalıştırdığınızı göz önünde bulundurarak hesap yapın. Biz burada 10'ar saat üzerinden hesap yaptık arkadaşlar. Şimdi çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, aydınlatma ve kombiyi aradan çıkarmış olduk. Peki şu anda kaç kilowatt enerji harcadık? Bir bakalım hemen. 35 buzdolabı için demiştik. 10 kW televizyon için, 10 kW aydınlatma için, 30 kW kombi için, 10 kW bulaşık, 10 kW da çamaşır makinesi için dedik. Evet, şu anda 105 kW'a ulaştık arkadaşlar. Şimdiden 105 kW'ı geçtik. Peki geriye ne kaldı? Öncelikle şunu belirtelim. Kurutma makinesi her evde yok. Dolayısıyla burada kurutma makinesini biz hesaba dahil etmeyeceğiz. Ama kurutma makinesinin ortalama olarak saat bazında 2 kW'lık bir enerji çektiğini belirtelim. Tabii burada A+, A++ vesaire enerji seçenekleri değişecektir. Ama ortalama bir A enerji seviyesinde elektrik tüketen bir kurutma makinesi saatte 2 kW enerji çekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar siz bunu aylık 10 saat çalıştırdığınızda 20 kW enerji çekmiş olacaktır. Şimdi kurutma makinesi çalıştıranlar için aylık 125 oldu. Kurutma makinem yok, ben zaten çamaşırlığı asıyorum diyenler için aylık 105 kW'dayız. Peki bunlara ek olarak neler var arkadaşlar? Evimizde kullandığımız aslında bütün elektrikli aletler az çok elektrik tüketiyor. Fakat bunların içinde en çok elektrik tüketenler ısıyla çalışanlar. Isı denildiğinde aklımıza ne geliyor? Tabii ki ütüler. Ütüler çok muazzam derecede enerji harcıyor arkadaşlar. Tabii bunların çeşitleri var. Buharlı ütüler var, buharsız ütüler var. Yani bir sürü çeşidi var. Ama ortalama olarak bir ütü bir saatte arkadaşlar yaklaşık olarak
2 kW'lık enerji harcıyor. Siz bir ütüyü ayda 5 saat kullanırsanız buradan 10 kW'lık daha bir enerji yükünün geldiğini söyleyebiliriz. Evet, ütüyü geçtik. Sırada ne var? Tabii ki bilgisayarlarımız. Artık her evde bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu uzaktan eğitim vesaire derken herkes evine iyi kötü bir laptop aldı. Ortalama bir laptopunuz varsa arkadaşlar, yani benim laptopumda ekran kartı yok diyorsanız, bu laptopun elektrik tüketimi saatlik 75 watt. Bir laptopu günde arkadaşlar 4 saat boyunca açık tuttuğunuzu düşünürsek, yani bu 75 wattlık laptopu günde 4 saat açık tuttuğunuzu varsayarsak bunun 0.3 kW elektrik harcadığını söyleyebiliriz. Zaten bunu 30'a da çarptığımızda 9 düz hesap, biz 10 kW'da laptopumuza çıkalım. Bakın bu ortalama bir laptop. Yani öyle oyun oynanan bir laptoptan vesaire bahsetmiyoruz. Ama benim bir oyun bilgisayarım var ve ekran kartım da çok sağlam diyorsanız arkadaşlar, o zaman bu bilgisayardaki güç tüketimi 150 Watt'a kadar çıkacaktır. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bilgisayarım güçlü, iyi bir ekran kartı var ve deli gibi oyun oynuyorum diyorsanız, yani ekran kartına yük bindiriyorum diyorsanız, o zaman elektrik sarfiyatı 150 Watt'a kadar çıkacaktır saatlik olarak. Bu da günde 4 saat bile oynasanız aylık olarak size yaklaşık olarak bir 20 kW'lık bir elektrik getirir ki 20 kW'lık elektrik getirdiği zaman diğer kalemleri de hesaba kattığımızda zaten 155 kW'ı aşmış olursunuz arkadaşlar. Ki burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Daha diğer aletleri hesaba katmadık. Bakın hesaba kattığımız ne var? Buzdolabı var, aydınlatma var, televizyon var, kombi var, çamaşır makinesi var ve bulaşık makinesi var. Kurutma makinesini ekledik. Kurutma makinesinin altına oyun bilgisayarı da eklediğimiz zaman 155 kW'ı aşmış oluyorsunuz. Ama az önce de dediğim gibi, ya ben kurutma falan kullanmıyorum diyorsanız, kurutmayı kullanmadığınız takdirde şu anda 135 kW'da olduğunuzu söyleyebiliriz. Tabii bu 135 kW'ın içerisinde hali hazırda bilgisayar dahil değil. Ama düşük seviyeli bir laptopu dahil edersek günde 4 saat kullanımdan, o zaman 145 kW oluyor. Dolayısıyla bunların haricinde, saydığımız bu temel ihtiyaçların haricinde kullandığınız her cihaz sizin elektrik faturanızı 150 kW'ın üzerine taşıyacaktır. Hali hazırda 150 kW'ın altında enerji sarfiyatı sağlamak istiyorum diyorsanız, buzdolabınız üst seviye bir buzdolabıysa, dediğimiz gibi işte A+ bir buzdolabıysa ve çok büyük değilse aylık 35 kW gibi bir enerji tüketimi oluyor. Televizyonunuzun 10 kW gibi bir enerji tüketimi oluyor. Aydınlatma için çok böyle fazla ampulünüz yoksa ve ampulleriniz de LED ise 10 kW'lık bir aydınlanma maliyeti oluyor. 30 kW dediğimiz gibi kış olduğu için kombiye gidiyor. Fakat yazın bu biraz daha düşecektir. Gerçi yazın da işin içine klima giriyor arkadaşlar. 12.000 BTU'luk bir klima 1 kW, 18.000 BTU'luk bir klima ise 1 saatte 1.8 kW enerji tüketiyor. Dolayısıyla bir klimayı siz günde atıyorum 5 saat açık tuttunuz, bir ayda size zaten 150 kW sınırını geçiyor. Yani bir klimayı, bakın 12.000 BTU'luk bir klimayı günde 5 saat açık tutarsanız 30 çarpı 5'ten 150 kW yapıyor. Sadece klima ile bile 150 kW'ı aşmış oluyorsunuz. Yani kısaca özetlememiz gerekirse, bakın bir sürü hesap yaptık. Bu hesaplara göre sizin 150 kW'ın altında kalmanız için bir kere bilgisayar kullanmamanız lazım. Bilgisayarı kenara bıraktık. Kurutma makinenizin olmaması lazım. Onu da şöyle bir kenara ittik. Fırın diye bir şeyle asla haşır neşir olmamanız lazım. Çünkü fırınlar arkadaşlar deli gibi elektrik çekiyor. Yani siz bir fırını 3-4 saat atıyorum bir börek, poğaça vesaire bir şey yaptı anneniz ya da ablanız, artık bilmiyorum, ya da siz yaptınız. 3-4 saat o fırının açık kalması zaten direkt olarak bir 10 kW hanenizden siliyor. Yani ayda 2 kere fırını açsanız 20-30 kW sadece o fırına gidiyor. Bakın 2 kere açsanız. Dolayısıyla 150 kW'ın altında tutmak, yani şu günkü enerji maliyetleriyle, şu günkü enerji harcamalarıyla biraz imkansız gibi duruyor. Biz burada bir hesap yaptık. Bu hesaba göre artık siz de belki 150 kW'ın altında durabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi 150 kW'ın altında durmanız için arkadaşlar, yani buzdolabı zaten mecbur çalışacak. Ona bir şansınız yok. Evinizde kombiniz yoksa aylık oradan bir 30 kW bir artınız olabilir. Tabii kombi yerine kalkıp da
ne bileyim doğalgaz sobası olabilir belki. Doğalgaz sobası haricinde normal soba olabilir ama kalkıp da elektrikli ısıtıcıydı, klimaydı vesaire, bunlarla zaten ısınamazsınız. Onu da bir kenara ittik. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesini en alt seviyeden hesapladık. Ayda 10 saat çalışma süresi verdik. Bunları belki çok daha uzun çalıştırabilirsiniz. Çünkü bir bulaşık makinesi bazen 3 saatlik, 4 saatlik programlarla çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla siz 4 saatlik bir çamaşır makinesini, 4 saatlik bir bulaşık makinesini ayda 10 kere açtığınız zaman 40 saat yapacaktır. Bizim burada bulduğumuz 10 kahveden 40 kar kahve yapacak zaten. Dolayısıyla sadece 2 cihaz ne yapacak arkadaşlar? 80 kW. Bunun üzerine siz buzdolabını vesaire eklediğinizde zaten 150 kW'ı aşmış olacaksınız. Eğer sizin bu video ile ilgili farklı bir yorumunuz varsa, ya şöyle 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 yapsak 150 kW'ı geçmeyiz derseniz, altta yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz en azından güncel veriler üzerinden sizin için bir hesap gerçekleştirdik. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.